Otomatik nesne kenetleme. Object Snap yani nesne kenetlemeyi kullanırken Shift sağ tık menüsü ile ilgili menüyü açmak sürekli kullanımda sıkıntı olabilmektedir. Bu derste nesne kenetlemeyi nasıl otomatik hale getirebileceğimize değineceğiz. Ekranda şu an örnek olarak birkaç nesne var. Şimdilik bu şekillerden kareler elde etmek istediğimizi varsayalım. Çizgi komutunu seçin. Shift sağ tıkla soldaki ilk şeklin endpoint yani bitiş noktasından başlatın. Şekli tamamlamak için yeniden Endpoint komutunu seçin. Komutu sonlandırmak için Escape komutunu kullanın. Gördüğünüz gibi diğer 3 kare için 6 defa nesne kenetleme menüsüne erişmek zorundasınız. Eğer çemberleri de bir çizgi parçasıyla, örneğin merkezlerinden birleştirmek isteseydiniz, menüyü 8 kezden fazla kullanmak zorunda kalacaktınız. Şimdi nesne kenetleme aracını nasıl otomatik hale getireceğinize bir bakalım. Bunu durum çubuğundaki Object Snap yani nesne kenetleme düğmesini kullanarak yapacağız. Şimdi bu düğmeye tıklayın. Ardından simge üzerinde sağ tıklayın. Daha önce çizim alanında Shift sağ tıklayarak açtığınız nesne kenetleme menüsü burada da bulunmaktadır. Eğer nesne kenetleme ile çalışıyorsanız AutoCAD artık çizimi otomatik olarak koordine etmeye çalışacaktır. Şimdi çeşitli ayar değişiklikleri yapalım. Aşağı gelerek ayarları seçin. Şimdi de aktif olan nesne kenetleme biçimlerine bir göz atalım. Extension yani uzatma ve Intersection yani kesişimi iptal edip Endpoint yani bitiş noktası ve Center yani merkez komutlarının seçili olduğuna emin olun ve ardından Tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatın. Yapılan bu değişikliklere göre şekilleri bitirmeye çalışalım. Tekrar çizgi komutunu seçin. Çizgiyi soldan ikinci şeklin bitiş noktasından başlatın. Gördüğünüz gibi AutoCAD otomatik olarak uygun bitiş noktalarını yakalamaktadır. Çemberlere doğru geldiğimizde ise AutoCAD gayet güzel bir şekilde otomatik olarak merkez noktalara kilitlenmektedir. Şimdi çizgiyi bitiş noktasına tıklayarak bitirin. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Bir önceki komut olan çizgiye geri dönmek için boşluk tuşuna basın. Sonra çizgiyi ekranda göründüğü gibi bitiş noktalarına kenetleyerek çizin. Escape ile komutu tamamlayın. Boşluk tuşuyla çizgi komutuna tekrar erişin. Son karayı da tamamlayarak Escape komutuyla çizimi sonlandırın. Şimdi de buradaki tüm çemberlerin merkezlerinden birbirine bağlayacak bir çizgi parçası oluşturmaya çalışalım. Bir kez daha çizgi komutunu seçin. İlk çemberin merkezinden diğer merkezin çemberine bir çizgi çizin. Bunu diğer çemberler için de tekrarlayın. Object Snap iletişim kutusunda az önce aktifleştirdiğiniz Center komutu sayesinde tüm çemberlerin merkezleri kolay bir şekilde yakalanmaktadır. Tüm merkezleri çizgiyle birleştirdikten sonra Escape komutuyla çizimi sonlandırın. Gördüğünüz gibi nesne kenetleme ile çalışıyorsanız menü ile uğraşmadan koordinatları ayarlamak daha kolaydır. Bu durumda aklınıza tüm kenetleme komutlarını aktifleştirerek daha rahat ve hızlı bir şekilde çizim yapmak gelebilir. Şimdi durum çubuğunda Object Snap düğmesini sağ tıklayıp Settings yani ayarları seçin. Select All yani hepsini seç komutuyla bütün nesne kenetleme durumlarını aktif hale getirin. Tahmin edeceğiniz gibi çalışan bütün nesne kenetleme komutlarından dolayı bir karmaşıklık söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda yanlış bir koordinatla çizim yapabilirsiniz. Bu yüzden sadece ihtiyacınız olan nesne kenetleme komutunu seçmeniz tavsiye edilen bir davranış olacaktır. Şimdi Clear All düğmesiyle tüm komutları etkisizleştirin. Endpoint ve Center komutlarını yeniden aktifleştirin. Bu iki komut en sık kullanılan kenetleme komutlarındandır. İlerleyen derslerde de zaten bunu göreceksiniz. Tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatın. Şimdi anlatılan bilgiler ışığında yeni bir çizim yapmaya çalışalım. Diğer çizime ulaşıncaya kadar ekranı kaydırın. Çizgi komutuyla uygulamaya başlayalım. Çizgi için bir başlangıç noktası belirleyin. Kare çizileceği için F8 tuşunu kullanarak orta modunu aktifleştirin. Hatırlarsanız orta modu imleç hareketlerini sadece yatay veya dikey hareketlerle yani 90 derecelik açılarla kısıtlamaktaydı. Çizimdeki bilgilere göre karenin kenarları 5 birimdir. Şimdi çizgiyi 5 birim kadar sola doğru çekin. Enter tuşuna basın. Şimdi yukarı doğru 5 birim çekin. Ardından sağa doğru 5 birim çektikten sonra sağ tıklayıp Close komutuna tıklayarak şeklinizi tamamlayın. Şimdi de karenin içerisindeki çemberleri yerleştirmeye çalışalım. Ebatları baz alırsak bu çemberin merkezi sol üst köşenin birer birim iç tarafındadır. Şu an çemberlerin yarı çapını ise bilmiyoruz. Ancak özellikler penceresi bize bu bilgiyi verecektir. Şimdi çemberi seçin. Ardından Property Changer yani özellik değiştirici kısmına gelin. Eğer sizde görünmüyorsa, kontrol bir kısa yoluyla görünür hale getirebilirsiniz. Pencerede sağ alt tarafa doğru Geometry başlığı altına bakın. Burada Radius bölümünden çemberin yarı çapını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çember 0,5 birim yarıçapındadır. Şimdi imleci çizim alanına çekerek özellikler penceresinin kapanmasını sağlayın. Ardından seçtiğiniz çemberi iptal etmek için escape tuşuna basın. Bu aşamadan sonra çizimde ilk çemberimizi yerine yerleştireceğiz. Bunu yapmak için çemberin merkezini bulabileceğiniz bir yönteme ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için taslak bir şekil kullanacağız. Çember komutunu seçerek uygulamaya başlayın. Endpoint komutu aktif olduğu için sol üst köşeye rahatça kenetlenebilirsiniz. Bu nokta taslak çemberin merkezi olacaktır. Şimdi bir birim yarıçapında bir çember oluşturun ve ardından Enter tuşuna basın. Bu çemberin yarıçapı sağa doğru bir birimlik kısmı bulmamıza yardım edecektir. Şimdi de aşağı doğru bir birimlik kısmı bulmaya çalışalım. Bunu yapmak için çizgi komutunu seçin. Çember ve karenin üstündeki kesişim noktasından çizgiyi başlatmak için Shift sağ tıkla nesne kenetleme menüsünü açın. Bu menüden Intersection yani kesişimi seçin. Ardından aşağı doğru çizgiyi oluşturun. Uzunluk olarak bir değerini girin. Escape tuşuna basın. Aşağı doğru da bir birim kaymış oldunuz. Artık çizginin bitiş noktası çemberin merkezi olacaktır. Çember komutunu seçin. Endpoint seçili olduğundan kenetlenen bitiş noktasını çemberin merkezi olarak belirleyin. Yarı çap olarak 0,5 değerini girerek çember merkezi sol üst köşeden birer birim uzaklıkta olan çember çizilmiştir. Şimdi alt sağ köşedeki çemberi bulmak için de aynı taslak yapıyı kullanacağız. Şimdi boşluk tuşuna basarak bir önceki komut olan çember komutuna dönün. Bu bitiş noktasında bir birim yarı çapında bir çember oluşturun. Şimdi çizgi komutuna tıklayın. Kontrol tık kısa yolunu kullanarak Object Snap menüsünden Intersection komutunu seçin. Çizginin başlangıç noktası olarak kare ve çemberin kesiştiği noktayı kullanın. İmleci yukarı doğru bir birim çektikten sonra Enter tuşuna basın. Son olarak çember komutunu seçin. Ardından bu çizginin bitiş noktasından 0,5 birim yarıçapındaki çemberi oluşturun. Örnek çizimde bir adet daha çember bulunmaktadır. Ancak bu çember üzerinde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Görünüşe göre şeklin merkezinde konuşlanmış gibi duruyor. Şimdi bu karenin merkezini bulmaya çalışacağız. Bunun için çizgi komutumuza tıklayın. Sol alt köşeden sağ üst köşeye bir çizgi çizmeye başlayın. Orta modu açık olduğu için bunu yapamazsınız. F8 tuşuna basarak orta modunu kapatın. Şimdi sol alttaki bitiş noktasından sağ üstteki bitiş noktasına bir çizgi çekin. Ardından escape tuşuna basın. Bu çizginin orta noktası, karenin de orta noktası dolayısıyla çemberin merkezi olacaktır. Şeritte çember komutunu seçin. Shift sağ tıkla midpoint yani orta nokta konumunu seçin. Daha önce kullanılan 0,5 yarıçapını onaylamak için enter tuşuna basarak çemberi oluşturun. Son olarak şekli taslak nesnelerinden temizleyelim. Bunu yapmak için İlgili nesneleri seçtikten sonra Delete tuşuna basmanız yeterlidir. Çünkü bu nesnelere artık gerek kalmamıştır. Çizim yaparken nesne kenetleme komutları işinizi gerçekten çok kolaylaştırıp hızlandıracak komutlardır. Derste anlatılan nesne kenetleme yöntemleri oldukça önemlidir.